Merhaba arkadaşlar, Örse ve Örgü kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Tunus işinde bir ters bir düz nasıl yapılır onu çalışacağız. Umarım hoşunuza gider. Aradığınız örnek budur. Hep birlikte 10 zincir çekerek örneğimize başlıyoruz. Öncelikle böyle bir Tunus tığına ihtiyacımız var. İpinizin kalınlığına göre şişinizi seçebilirsiniz. Benim elimdeki 3,5 numara. Bu şekilde zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sayıların çok önemi yok. Bu örnekte başlayacağınız örgünüze göre sayıları belirleyebilirsiniz. Bu şekilde üst kanattan alıyoruz. Tekrar göstereyim. Son zincirim zaten bu şekilde. Hemen bir sonrakinin üst kanadından sola doğru giderken şişimizi yakın tutuyoruz. Baş parmağımızla üzerinde ilk sırada bu şekilde yaptık. Geriye doğru gidiyoruz, başa doğru. İlk ilmeğimiz bu şekilde kalıyor. Hemen bir sonrasını düz alıyorum. Bir tane düz aldım. İpimi ön tarafa geçiriyorum. Girdim. Altta tutuyorum ipimi. Ve bıraktım. Bu bizim tersimiz. Bir düz. İpimi ön tarafa aldım yine. Aşağıda tuttum. Eliniz hızlandığında bunu fark etmiyorsunuz bile. Düz ön tarafta ipim tuttum. Bu şekilde ilmeğimin içinden geçirdim ve tersimi oluşturdum. Bir düz ipim önde tersimi yaptım. Son ilmeğimi iki kanattan birden alıyorum. Kenarımız düz kalsın diye. Ve yine aynı şekilde hiçbir iş yapmadan, işlem yapmadan geriye doğru bütün ilmeklerimizi alıyoruz tek tek. Başa kadar geldik. İlk ilmeğimizi düz örmüştük. Bu sırada ilk ilmeğimizi ters öreceğiz. Birinci ilmeğimiz bu şekilde kalıyor. İpimizi öne aldık. Girdik. Ters. Arkadaki ilmeğimiz düz olarak alınacak. Ön tarafa aldık. Bir önceki sırada düz ördüklerimizi şimdi ters alıyoruz ilmekleri. Bu şekilde sıralıyoruz. Bunları ters alıyoruz. Ön tarafta gözüken ilmekleri. Arka tarafta duran ilmekleri de düz olarak alıyoruz. Bir ters, bir düz. Her sırada ilmeklerin yerini değiştiriyoruz. Düzlerin üzerine ters, terslerin üzerine düz. Sondaki ilmeğimizi yine aynı şekilde iki kanattan birden alıyoruz ve
geriye doğru hiçbir işlem yapmadan tek tek tamamladık sıramızı. Yine bir tek, bir düz bir tek olarak yaparken, ters pardon, tek diyorum, ters olarak ördüğümüzde sırayı şaşırırsanız eğer, bu arkada duruyor gibi gözüken ilmeklerimizi bu sırada düz öreceğiz. Önde duran, daha uzun gözüken ilmeklerimizi de ters olarak öreceğiz. İlk ilmeğimiz yine başta düz. Uzun gözüken kısmı arkaya aldık ipimizi ve tersimizi ördük. Düz, ters. Sıralarımız bu şekilde birbirine tekrarlayarak devam edecek ve istediğiniz uzunluğa geldiğinde kesme işlemimizi yapacağız. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Düz kesme işleminde olduğu gibi, düz tunus işinde olduğu gibi. Sadece kaydırma yaparak da bu şekilde tığ ile devam edeceğim. Sonu şişim çarpıyor. İster bu şekilde normal sık iğne yaparak kapatırsınız. Tamamını bu şekilde. İsterseniz yine kanadından alıp içinden geçirirsiniz. Hangi şekliyle tercih ederseniz onu kullanın. Ben bunu düz sık iğne olarak kapattım. Burada şu an kaydırma işlemini yapıyorum. Aynı örneğimizi lastik üzerinde de yapabilirsiniz. Herhangi bir lastiğinizi hazırlayın ve arka tarafta bırakın. Yani arka sıramızı örmeden, başa gelmeden önce bu şekilde bırakıyoruz. Tekrar yine aynı şişine takıyoruz. Örmeden. İpimiz burada kalıyor. Bütün ilmekleri bu kısma geçiriyoruz. Diğer şişimizi çıkardık ve şimdi tunus tığımıza şişimize geçireceğiz. İpimiz hala burada. Ön yüzümüz tamamını bu şekilde, ister tek tek ister hepsini bu şekilde kaydırarak tamamını tunus şişime geçirdim ve önceki yaptığımız işlemlerin hepsi aynı. Zincir üzerine başlamışız gibi istediğiniz örneğe koyarak lastik üzerinden devam edebilirsiniz. Örneğimizin anlatımı bu kadar arkadaşlar. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Anlaşılmayan yerleri yorum bölümünde sorarsanız hızlı bir şekilde size yardımcı olurum. Abone olmamış arkadaşlarım, abone olurlarsa çok sevinirim. Hepinizin destekleri için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.